Atom bombası ve bombanın Rusların eline geçmesi olayın çevresi 26 Şubat 2012 çünkü evet. Korsan oluyor o zaman evet, da korkuya çekilmezden önce adı... Yani aslında biraz sinema ve tiyatro bir şey geçmiş hali ve kendilerini şunu kabul ediyorum sayın ya bunu da bilin. Bu yüzden sizin davanız burada sanık mevkiinde oturan ve suçsuz olduklarını ileri süren şu iki kişiden ayrı olarak ele alındı. Devam edin Greenglass. 1945 Ocak ayında izinli olduğum bir... Ben çok beğendim. Aslında yani ta geçmişte de kalan şey ama günümüzde hala olan şey. Yani insanların başına tutsuz yani. Peki oyun Martin'de artık kaldırıldı. Neden? Yazar yayınlanmasını istemiyor. Neden istemiyor mu? Daha doğrusu telif haklarını almamışlar da oyunu. Telif haklarını almadan yayınlamışlar. Öyle bir hata olmuş. Şimdi Mart ayında kaldırıldı. Çok saçma bir şey şimdi ama bu, son bu yayınlanmalı bence. Devam etmeli aslında. Ama son zamanda çıkan kriptolarla bunların suçlu olduğu belli olmuş. Ondan sonra da kimsenin oynamaması için telif haklarını kimseye de vermemiş. Yok, ben bilgi vermek için söyledim. Anladım. Telif haklarını alsınlar aslında. İşte bu, korsan oluyor o zaman. Evet, korsan. Yani. O da bir haksızlık. Tabii. Hem yazarın emeğine haksızlık. Yani, evet. Rosenberg bize, yani karımla bana söylediler efendim. Benim de söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Oyun nasıl buldunuz? Oyun genel anlamıyla. Evet. Güzeldi. Tabii bu dekor çok farklı olmuş. Onu nasıl buldunuz? Hem böyle yani sinema... aslında biraz sinema ve tiyatronun kişiye geçmiş hali gibi. Evet. Sizin daha... yorumunuz ne oldu? Şu anlamda yani sinema ve tiyatro kişiye geçmiş bir halde. Sanki o şekilde bir izleyici de daha doğrusu o algıyı uyandırdı. Onun dışında hani mimikleri görme açısından arkada izleyici, en arkada oturuyordum zaten izleyici olarak. Gayet etkiliydi yani. Peki biliyor musunuz bu son gösteri? Evet, son gösteri. Ne yazık ki yasaklanmış. Evet. Mart ayındaki gösteriler. Peki bu daha önce kitabını veya herhangi bir şey üzülmüş müydünüz, okumuş muydunuz? Yok, herhangi bir bilginiz var mı? Yani gelmeden önce tabii ki şöyle bir araştırdım. Yani Amerika'da işte Rosenberg ailesinin muhalif bir aile olmuş. Onun üzerine hani oyunun genel anlamıyla konusuyla ilgili tabii ki araştırdım. Sorguya çekilmezden önce adlar radyo ve gazetelerde açıklanmış ve kendilerine komünist casuslarından. Nasıl buldunuz? Oyun güzeldi. İkinci perde yetiştik ama güzeldi, çok güzeldi. İlk bölümünü izleyemedik. Peki siz hepiniz mi? Pirinci evet, aynı işte bu trafiğe takıldık. Peki, ikinci bölümü nasıl buldunuz? Peki, bu dekor farklı olmuş hem de sinema. Evet, ya sinema tarzı biraz olmuş. Hani alıştı olmadığımız dekor tarzı. Peki siz nasıl bununla ilgili görüşünüz ne? Yani şimdi sahnede olduğu zaman bile karşılıklı, şimdi sonuçta zaman duvara karşı koyduk, biraz tuhaf geldik zamanlar. Hani orada ilk karşılıklı insana birbirine bakışları şey yapmadı, bana biraz tuhaf geldi. Ya ne oluyor, sen nereye bakıyor bu adam böyle, hani gerçek bir ortam olmadığı için. Biraz tuhaf geldi ama alışıyor insan. Ama biz arkada olduğumuz için bizim için daha iyi bence, hani biz bayağı arkada izledik. İşte ama şimdi savcı da işte jüriyle falan, jüriye karşılarken karşı jüri duvara karşı konuşuyor. Jüri nerede, işe nerede, bir karşılıklı insan biraz geldi. Peki biliyor musunuz, bu oyunu kaldırıldı artık, bu son gösteriydi. Evet. Aa, bence olarak devam etmeli. Bitti mi, süresi mi bitti yoksa? Telif hakkı yok. Telif hakkı yok. Evet, telif hakkı olmadan oynanmış. Normalde bu yıllar önce 1990'lı yıllarda bunların suçlu olduğu bulunmuş. Yazar da bundan sonra benim oyun oynanmasın diye kimseye telif hakkını da vermemiş. O yüzden de biraz korsan gösteri gibi oldu. Siyasi bir şey yani. Yok. O yüzden de kaldırıldı. Sizin suçlu oldu bunda. Evet, kriptolarla bulundu. Bu buna haber uçuruyor mu? Yok, suçsuz değilmiş yazar. Öncelikle suçsuz olduğuna inanmış. O yüzden bu eseri yazmış. Daha sonra çıkan bilgilerle hala da yazar hayatta. Çıkan bilgilerle bunların suçlu olduğu, şu an suçlu olduğu bilinmiş. Artık bundan sonra da
yazar bütün dünyada oyunu yasaklamış. Evet. Çünkü çok eski bir şey yani. Yeni bir şey değil yani. 3 bölüm halinde falan bunlar dizisi o zaman da kaldırılmıştı. 3 ya da çok fazla vardı. Onlara ben biliyorum. Ben şimdi şok oldum. Suç oldu para bulunmuş. Evet. Her şey çıkartır. Milyonlarca insan bilinçli olarak polis memurları aynı. Çünkü utanç verici bir propaganda sayesinde Rosenberg'ler bu ülkedeki bolşevik faaliyetlerin bir sembolü haline getirdi. Rosenberg'lerin suçlu olup olmadığını öğrenmenin hiçbir önemi yok artık. Sizi sabırla dinledim avukat bey. Mecid sinyatörü sahnesi. Mecid dayak yemiş gibi surata sahipsin, niye? Oyundan çıktık biraz önce. Yani işkenceden çıktık der gibi söylüyorsun ya. Ya işkence bir nevi işkenceden çıktık niye zaten. Niye ya, politik bir söylemi yok muydu oyunun? Politik söylemeniz ya da romantizm vardı biraz böyle. Romeo ve Juliet alt etmiş yani. Aa, Romeo ve Juliet gibi değil mi? Just and... And? Neydi o? Ethel. Ethel. Yani çok entel koymuş galiba Kazbacıbaşı oyunu. Ha öyle, biraz şey olmuş. Yani balıkçı balıklama atlamış yani. Demin kızın biri soruyor arkadaşına, diyor ki kim yönetmiş oyunu diyor. Öyle bir geçer zaman ki yönetmiş diyor. Yani adını bile bilmiyorlar. Ne diyorsun sen oyun hakkında? Yani bu yazarı diyor ki Alain Deco. Ya ben bu oyunu yazdım. Severek, beğenerek yazdım. İşte onlarca yıl oynandı ama artık şunu duydum ki Ethel, algıladım ki Jules ve Ethel Rosenberg'ler casusmuş. Dolayısıyla hani idam konusuna pek değinmiyor ama bu oyunun oynanmasını yasaklıyorum diyor, reddediyorum diyor. Hiçbir yerde oynanmasın diyor. Bir korsan gösteriyi izledik bir an biraz önce. Bir sürü polis vardı. Yani polisler eşliğinde resmi bir korsan oyuna sahne oldu durum. Ne diyorsun sen? Yani şimdi Mart'taki gösteriler kaldırıldı ama bunların da kaldırılması gerekiyordu. Hatta öğrendikleri dakikadan itibaren komple hepsinin kalkması gerekiyordu sahneden ama bunlar Şubat'taki son oyunları oynadılar, Mart'takini kaldırdılar. Aslında çok yanlış bir şey, bir ahlaksızlık yani. Yani şöyle, diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Korsan Tiyatroları yeni genel sanat yönetmeni Ayşe Nişamlıoğlu diyor ki yeni öğrendik diyor işte 3-5 gün önce veya 1 hafta önce veya 10 gün önce. Öğrenmelerine karşın ısrarla korsan gösteri yapmaları bir dangalaklık, bir aptallık, bir gerizekalılık falan değil mi sence? Öyle. Ya bence öyle yani. Öyle, sen tabii suç işlemek istemiyorsun herhalde. Ben alıştım, kaşarlandım böyle savcıların, yargıçların karşısına çıkmaktan. Eski genel sanat yönetmeni de Kazmacıbaşı, balıkçı, dangalak Orhan da sahneye çıktı ama ağzından bir tek kelime çıktı mı? Konuşamadı. Yok, çıkmadı, konuşmadı. Biz sıkar biraz yani. Bir konuşma bekliyorduk. Yok, ama sıkar. Çünkü korsan bunlar. Oyunu nasıl buldun yani, böyle iyi bir oyun muydu? Ya oyun amacından sapmış yani, dediğim gibi. Politikadan, siyasetten çok romantizm vardı. Daha çok böyle... İçerik yoktu yani. İçerik yoktu. Peki yani sinema mıydı, tiyatro muydu bu? Ya çok sinema, tiyatro karışık. Ama burada tiyatro yazıyor, şehir tiyatroları diyor. Bana sinema gibi geldi. Arka koltukta oturanları düşünerekten yapılmış herhalde. Ama bu kadar da düşünülmemesi gerekiyordu bence. Tamam, o zaman şunu al, 10 dakika dolmadan tut da kapatmasın Seda. Seda da görüşlerini söylesin. Evet. İkinci izleyişi. Yani iki kere işkence gördü. Kaç dakika var? 7 dakika var. Evet. Kaç dakika? 7. 7 dakika mı var? Evet. 3 dakika mı konuştuk biz? Evet. O zaman Seda biraz anlasın. İkinci işkenceyi anlatsın. Birinciyi, ikinciyi. Geçen evet sefer nasıldı, şimdi nasıl? Ya, geçen sefer de izlediğimde hani ilk başta tabii tuhaf geliyor. Önce bir bakıyorsun farklı bir yere, duvara bakar gibi başka bir yere bakıyor. Yani garip geldi. Ve daha sonra işte bu mimiklerini falan görmek için diye düşünmüşler herhalde. Ama hani biraz daha bu şeyleri anlatması gerekirken daha böyle aşk, yani daha duygusal bir şey yapmaya çalışmışlar. Ya da ellerinden gelmemiş. Peki yani, peki şöyle söyleyebilir misin? Bugün pazar, sanırım perşembe günü, yanılabilirim. Perşembe günü sabah baktık ya da çarşamba günü sabah baktım ben. Sen bakmamıştın ona. Rosenberg'ler ölmemeli. Hem Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde hem de Musayipzade Celal sahnesinde. 7 gösteri burada, 7 gösteri orada. Mart ayında oynanacaktı. Mart programı çıkmıştı. Ancak bir gün sonra 24 saat bile geçmeden bu program kaldırıldı. Yerine kargaşa kondu.
Bunu da sen takip ettin. Nasıl evet. yaptın, neler yaptın, kimlerle görüştün onları bir anlatsana. İlk başta oyun açtığımda bu Rosenberg'ler ölmemeli diye geçti. İşte bu 7 gösteri Muhsin Ertuğrul'da. Daha sonra masa üstüne aldım. Daha sonra yani baktım, bilgisayardaki evet, bilgisayar masanın üstüne. Masanın üstüne. Yani bilgisayarı aldım. Olmayanlar bilmeyebilir evet. Daha sonra baktığımda siz söylediniz zaten. Daha sonraki Mart programına baktığımda onun yerine kargaşa oyunu konulmuş. Aradım 9.47 idi. 9.47'de Muhsin Ertuğrul'da ulaşamadım. 9.47 yani ona 13 evet. kala. Yani dakika dakika biliyorsun. Evet dakika. Götlerinde pire üşüşüyor saat 10'da. Evet yani götlerinde pire üşüyor. Şu göt var ya şu. Buralar pire üşüyor. Evet. Onu demek istedim. Aradım ulaşamadım. Farklı sahneleri, gişeleri aradım. Onlara da ulaşamadım. Daha sonra bu neden, hangisi doğru? Belki de Harbiye diye bir yer yoktur. Bir baksana şuralarda var mı yani? Yazıyor mu? Var galiba değil mi? Göremedim mi? Neyse paten yeri oldu burası herhalde değil mi? Böyle ne güzel ağaçlık maaşlıktı burası. Neyse Seda anlatsın, devam etsin. Evet. Daha sonra ulaşamadım. Evet. Ulaşamadım. Daha sonra tekrar aradım. Bu sefer oyunu kaldırdığını söylediler. Neden olduğunu sorduğumda da herhangi bir şey söylemediler. Gişeyle ama sıkıştırınca. Tabii. Sıkıştırınca da ya arkada bir şeyler dönüyor, bir şeyler oluyor önce, galiba. Fazla sormayın ha falan. Sanki sıkı öğretim komutanı bize yanıt veriyor ha. Yok. Önce Muhsin Ertuğrul'un normal burasını aradım. Daha sonra orada düzgün bir cevap alamadım. Gişeyi arayayım, oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz diye söylediler. Gişeyi aradım. Gişede de İşte neden kaldırıldığını, neler olduğunu, hani herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledim. Bir şey söylemek istemediler. İşte oyuncu rahatsızlanmış olabilir, bizim de bilgimiz yok. Daha sonra sıkıştırınca da işte arka tarafındaki olaylar falan diye söyledi. Ama tam olarak hani bunu dile getirmeye çalıştı. Hı hı. Daha sonra tekrar aradım. Ulaşamadım. En sonunda farklı sahneleri de aradım. Farklı sahnelerde de hiç ulaşamadım, gişelere ulaşamadım. Yaşat Nuri sahnesini de aradım. Daha sonra böyle bir açıklama geldi. Kaç dakikamız var Mesut? 3. Oo, bayağı zaman varmış ya. Burada zaman geçmiyor ya. Bayağı deniz kenarı falan. Deniz kenarı değil de yani denizi görüyor ama değil mi? Yani denizi görüyor. Ya Mesut bu ne diyorsun sen bu işlere ya? Bu garip bir şeyler ya. Bu bayağı Iskala programına konu olacak bir durum yani. Ayşe Nişanlıoğlu yönetemiyor galiba ya. Biz her sene geliyoruz şehir tiyatrolarına, her sene aynı vakalar. Romeo ile Juliet mi? Onu izlediğimiz zaman da yani osuruktan tayyare bir şeydi galiba değil mi? İkinci perdede uyumuştuk biz ya. Sen uyumuştun ama ben uyumamak için her tarafımı çimdiklemiştim. Hatta karı demişti, aa ne alıyor bu çürükler falan demişti. Diğer arkadaşlar da uyumuştu. ne olacak bu şehir tiyatrolarının durumu? Bu sene 5'te oyuna gittim. 5'inde de hiçbir şey yok. Yani peki, herhangi bir duygu vesaire hiçbir şey peki yok. Peki günlük Müsteşen Sırlar'a gittin mi? Gittim. Bunu anlatsın bir de 2,5 dakika bakalım. Ya günlük Müsteşen Sırlar'da ilk başta hani bu teşhircileri falan görünce hani bunun altında daha farklı şeyler, daha biz bilgilendirici bir şeyler bekledim ama sadece bu iki teşhircinin okul önünde beklemesini anlatan başka bir oyundu. Ve bazı %60'ı doluydu ve bu teşhircileri gördükten sonra birkaç kişi de oyundan çıktı Fatih Reşat Nuri. Kaç kişi mi sen bana ifade? İki kişi mi? Ha, o zaman tamam. Çıktı. Sanki daha yok, fazla dedin. O zaman yanılıyorum evet. 3 kişi çıktı oyundan. Daha sonra bekledim hani bir şeyler olabilir mi? Gerçekten bir sanat eseri olabilir mi diye ama oyun bittikten sonra hiçbir şey, herhangi bir duygu geçmedi. Hiçbir duygu yok yani yapılmasa daha iyiydi. Hiçbir şey yok. Yani benim bu tiyatro dergisinde yapılan söyleşim için söylemiştim ya kameraların karşısında. Yeni tiyatro dergisi. Tiyatro dergisi. Evet. Özür dilerim, gerçekten özür dilerim. Şaşırdık biz de. Yani birbirine o kadar benziyor ki. Yani ikisi birbirine değil diye değil. Tiyatro dergisi ile yeni tiyatro dergisi o kadar birbirine benziyor ki. Burada yapılan söyleşiler de yapılmasa daha iyi olur demiştim. Erbil bana telefon edip kızgınlığını ifade etti. Zaten bakıyorsunuz Şubat sayısında Ocak programı var. Daha doğrusu Ocak 2012 yazıyor. Programlar evet, deyip de haksızlık etmeyin. Ya Şubat programında. Evet yani sonuçta böyle bir dergisi olan tiyatro, böyle bir tiyatrosu olan, böyle bir binası olan tiyatro
Kasmaçıbaşı gibi bir genel sanat yönetmeni olan tiyatro, Ayşe Nişanlıoğlu gibi dangalakça işler yapan genel sanat yönetmeni olan bir tiyatro zaten iflas etmiş demektir. Bugün 26 Şubat 2012 akşamı. Size şunu haber vereyim ki mahkeme ve jüri önünde yeniden bu türden bir nutuk atmaya kalktığınız takdirde New York Barosu Başkanı'ndan sizi Rosenberg'lerin avukatlığından affetmesini isteyeceğim.